Evet, herkese merhaba değerli arkadaşlar. Bugün Uğur Mumcu'yu çiziyoruz. Babam resimde, ben kendisi hakkında bilgiler vermeye çalışacağım sizlere. Beğeniyorsunuz, yorumlar yapıyorsunuz. Videoları paylaşıyorsunuz, destekliyorsunuz. Teşekkürler. Bu resimleri bu insanlara daha fazla insana ulaştırmak, hatırlatmak, yaşatmak için daha fazla paylaşıma, beğeniye ve etkileşime ihtiyacımız var. Desteklerinizi bekliyoruz diyelim. Sözü babama bırakayım. Evet, hoş geldiniz. Beni izleyenler, takip edenler. Bugün Yiğit Gazeteci Uğur Mumcu'yu çiziyoruz. Biraz geç kaldık, kusura bakmayın. Öldürüldüğü yıl dönümde anacaktık ama evet. Yani burada bir bilinç var. O bilinci öne çıkarıyoruz şu an. Evet. Şimdi resim diliyle konuşacağız. Resim diliyle konuşacağız. Evet. Karanlıkların içinden bir ışık gibi çıkacak. Öyle umuyorum yani. Evet. Evet. Yanlış çizgi çizmişsek affola diyelim. Neydi o tiyatroda? Sürçülisan ettikse affola. Biz de yanlış çizgi çizdikse affola dedik ve başladık etkinliğe. Evet, sürekli sonuna kadar evet, sürekli kontrol ediyoruz. Doğruya ulaşmak. Geçenki konuşmalarda demiştim, bilim ve sanat ikisi de gerçeğin peşinde. Ama sanatta ne var? Biraz büyü, biraz gerçeklik. Biraz büyü, biraz gerçeklik. Evet. Yanlış mı yaptın? Arkada kalsın, arka çizgi. Evet. Böyle devam ediyorsun işte. Kararıyorsun, kararıyorsun, kararıyorsun. Daha nereye kadar kararlayacaksın? Evet. Hep arıyorsun, 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 arıyorsun. Evet. Biraz oradan, biraz oradan, biraz oradan. Bir küçük heykelciğini de yapmıştım çok eskilerden. Yani yapmaya çalışmıştım daha doğrusu. Evet. Her anki ruh hali hep bir olmuyordu sana. Her an, evet, sürekli değişiyor. Bugün yaptığını yarın beğenmiyorsun. Sürekli bir eksik arıyorsun, evet. Biraz buradan, biraz buradan, biraz buradan. Evet, şimdi diyorsunuz ki ya olmamış ama yavaş yavaş olacak. İnanıyorum buna. İnanıyorum, 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 inanıyorum. Evet. Evet. İnanmasam bu işe girişmem. Evet. Bir çizgi buraya, bir çizgi bu karanlığa. Yerlerini, açılarını saptıyorsun şöyle. Bir çizgi, bir çizgi buraya. Evet. Bu burada, bu burada. Evet. Demek ki çenesi biraz daha aşağıda olacaktı. Karalıyorsun. Neydi? Eşinin adı Gürdal Mumcu muydu? Evet. Evet, Mumcu çıkıyor. Evet, diyelim ki burasını şey yaptın. Bak, yavaş yavaş değişiyor. Bir çizgi başka bir çizginin etkisiyle başka bir şeye dönüşüyor. Tekrar söylerim. Bir çizgi başka bir çizginin etkisiyle başka bir şeye dönüşüyor. Bu da bir diyalektik işte. Her şeye dönüşüyor. Dönüşüyor, dönüşüyor, dönüşüyor daha hızlı, daha hızlı. Evet. 1942'de doğmuş Uğur Mumcu. 1942. Babası memur tabu kadastroda, Hakkı Şinasi. Evet. Annesi Nadire Mumcu. Dört çocuklarından biri olarak Kırşehir'de dünyaya gelmiş. Kırşehir, evet. Kırşehir. Tabii ailesi Ankara'ya taşınıyor. O da ilk ve orta öğretimini burada tamamlıyor, Ankara'da tamamlıyor. Evet, sen devam et. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 65'te mezun oluyor Mumcu. 65 yılında mezun oluyor. Öğrencilik
1920'lik yıllarında Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan Türk Sosyalizmi makalesiyle Yunus Nadi ödülünü almış. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Kürsüsü Profesörü Tahsin Bekir Balta'nın asistanlığını yapıyor bir süre Mumcu. Evet. Ve Milliyet Gazetesi'nde incelemeleri var. Evet, yani bir araştırmacı gazeteciliğin evet en önemli kişilerinden. Tabii bombalı bir suikastla öldürülüyor. Evet, oraya da geleceğiz. Cenaze töreninde vardık. Ankara ağlıyordu böyle şey, helikopterler, insanlar cenazesi, hınca hınç. Tabii adına şarkılar besteleniyor, türküler. Urumcu'nun anıtı var herhalde, parkı var. Urumcu parkı var evet ama anıtını görmedim. 12 Mart 1971 dönemindeki bir yazısında kullandığı "Ordu uyanık olmalı" ifadesiyle orduya hakaret etmek ve sosyal bir sınıfın öteki sınıflar üzerinde tahakkümünü kurmak iddiasıyla gözaltına alınmış. Mamak askeri cezaevinde bir yıla yakın tutuklu kalıyor. Sakıncalı piyade. Büyük çizgiler daha hızlı. 7 yıl hapse mahkum ediliyor bu yargılandığı davada. Yargıtay kararı bozuyor ve sonra tahliye ediliyor. Evet. Ben de kendi çizgimi buldum. Evet. Evet, güzel oluyor ama. Kendi çıkmış ifadeler. Çizgimi buldum. Yavaş yavaş. Ama gözler değil mi ya? Evet. Gözler. Evet, gözler. Dikkat etmem lazım. Serbest bırakılınca asker almıyor tabii ki. Orada. Hemen anında. Yedek subay olarak. Evet. Sakıncalı piyade olarak kendi tabiriyle tamamlıyor. Evet. Bu bilgileri Evrensel Gazetesi'nde yayınlanan "Uğur Mumcu Kimdir?" başlıklı yazıdan elde ediyorum. Devam ediyorum. Tuzla Piyade Okulu'nda eğitim gören Mumcu, 1974'te okul yönetimi tarafından kötü hal ve düşünce sahibi suçlamasıyla er çıkarıldı ve Ağrı Patnos'a yollanmış. Yani insan... Yedek subaymış, er olarak Ağrı Patnos'a yollanmış. Nasıl ölçüyorlar insanın kötü hali? Yani okuduğu kitaplarda kötü hal ve düşünce sahibi. Kötü hal ve düşünce. Yani ne kadar büyük bir suçlama. Kötü hal ve düşünce sahibi. Aman Allah'ım. O zaman ben hep tamamen kötüyüm ya. Onlara göre, başkasına göre. Evet, gözlükler. Evet. Çözünürlüğü biraz zayıf ama... İdare eder. Evet. İfadeyi yavaş yavaş oluşturuyoruz. Eğri olmasın da ağzı yüzü. Askerlikten sonra üniversitedeki görevinden ayrılmış Orhancı. Ve profesyonel gazeteciliğe başlıyor artık 74'te. Yeni Ortam gazetesinde başlamış 74'te. Yeni Ortam, evet o zaman. Evet, anarşist başlıklı bir yazısıyla başlamış hatta. Evet, Cumhuriyet'te gözlem köşesi vardı. Her gün okurduk, her gün yüksek sesle evde yazılarını okurduk. Babam yüksek sesle okuturdu bize. Evet, 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 evet. Daha hızlı, heyecan, heyecan, heyecan. Evet, yanlış mı yaptım? Bir şey olmaz. Tabii bu sırada yeni kitaplar yazmaya başlıyor. Köşe yazıları devam ediyor. Hukuka aykırı ve yasa dışı uygulamalardan bahsediyor bu başlıklar şeyde, yazılarda, kitaplarda. Saçları dökülmüş yanlardan ha. Tabii. Bu arada bir fıkra anlatayım mı? Tabii. Saç deyince, yani affola, Uğur Mumcu için affola. Tabii saçları var tabii. Adamın 3 tane saçı varmış. Saçı berbere gitmiş. Demiş birisini sağa tara, birisinin sola tara, bir tanesi olsa da kalsın demiş. Yanlışlıkla kesmiş bir tanesini.
Yanlışlıkla diğerini de kesmiş. Demiş bunu ne yapayım? Demiş, tek tel saçı kalmış. Demiş bırak dağınık kalsın. Yıldırım arada. Bırak dağınık kalsın. Tek tel saçı kalmış bırak dağınık kalsın demiş. Evet evet affola yani burayla ilgili değil ama öyle birdenbire aklıma geldi. Evet. Her aklına geleni de söyleme diyor ama yani evet. Evet bak bak büyük doğrultular. Buralarda kuyruklar gidiyoruz gidiyoruz siyah beyaz siyah beyaz siyah beyaz. Şimdi... Sakıncalı fiyatı tiyatroya uyarlanmış. Tabii her şeyde her yerde her yerde her yerde oldu. Askere gidiyorlar sakıncalı fiyatı karışık çizgiler karışık çizgiler. Evet. Jürdal Homan ile evlenmiş 1976'da. Evet. Özgür ve Özge iki çocuğu oluyor. Özgür ve Özge olarak. Evet. Karışık çizgiler. Daha hızlanmalıyım, daha hızlanmalıyım. Tabii yanlış yaparsan ne olur o zaman ya? Evet, burun kanatları böyle yan durduğu için böyle çizeceksin. Biraz büyütüyorsun, biraz buradan, biraz buradan, biraz buradan bir çizgi. Çek çizgi, çek çizgi. Evet. Şimdi siyah beyaz bir film gibi ortaya çıkıyor. Evet, yakalayacağız burada. Çizgileri yakalayacağız. Evet, burayı biraz kısacağız. Kısmışken burayı da kısacağız. Burayı da kısacağız. Şöyle keseceğiz. Ana hedefimize ulaşacağız. Biraz buradan, biraz buradan, biraz buradan, biraz buradan. Evet. İnce tükenmez kalemle çiziyorum. Silinmiyor tabii. Hata affetmez. Hata affetmez. Bu sakıncalı piyade tiyatroya uyarlandı demiştik ya 77'de. İlk kez işte Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahneleniyormuş. Yüzlerce kez de sahnelenmiş. Önemli, önemli, önemli. 81'de Silah Kaçakçılığı ve Terör kitabını okuruyla buluşturuyor. Mehmet Ali Ağaca ile ilgili araştırma yapıyor Mumcu. Rabıta ve 12 Eylül kitaplarını yayınlıyor 87'de. Mehmet Ali Ağaca da Papa II. Cempal'e silahlı saldırı düzenliyor. Suikast düzenleyen kişi Mehmet Ali Ağaca'da. Yine daha önemli bir araştırması var. Kürt-İslam ayaklanması 1919-1925 arası. Eseri bu kitap ise 1991'de yayınlanıyor. Evet. Bu bilgileri hangi kaynaktan veriyorsun? Evrensel. Evet. Deki Uğur Mumcu kimdir? Başlıklı anladım. Haber. Evet. 91'de İlhan Selçuk'un da aralarında bulunduğu 80 kişiyle Cumhuriyet Gazetesi'nden ayrılıyor 91'de. Milliyet'te yazıyor bu sürede. Karışık çizgiler. Cumhuriyet Gazetesi'nde yönetim değişikliği yapılıyor. Cumhuriyet'e geri dönüyor. Ve Cumhuriyet'teki son yazısının başlığı Zehirname. Zehirname. Zehir. Zehirname. Zehirname. Zehir. Ek. Zehir ek demek. Zehir. Ekname. Karala karala daha hızlı daha hızlı. Burada karanlıklar olması lazım. Ama ışık da burada. Hem karanlık hem ışık. Hem karanlık hem ışık. Evet. Çizgileri çekiyorsun şöyle. Evet. Evet ben hesaba... Evet şimdi ana kütle hesaba geldi. Şimdi formların gidiş yönüne doğru kalemi o yöne doğru atıyorum. Evet formların yani biçimlerin gidiş yönüne doğru şöyle şöyle kıvırıyorsun. Buradan gönderiyorsun şöyle. Buradan da böyle 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 böyle. Evet burada tabii karanlığın içinde başka biçimler görüyorsun. Elmacık kemiklerini görüyorsun. Evet işte onu gördün mü? Tabii içine de biraz büyük attım mı? Ol sana sanat. Evet. Eylül 92'de de Musa Anter öldürülüyor. Gazeteci ondan sonra onun öldürülüşünden sonra o da gazeteci.
Cumhuriyet Gazetesi'nde Dipsiz Kuyu diye bir makale, şey, başlık, Dipsiz Kuyu başlıklı bir yazı yayınlıyor. Orada Orta Doğu'nun emperyalizmin kol gezdiği, terör örgütleri ve çeşitli istihbarat örgütlerinin kanlı ve kirli oyunlar oynadığı karanlık ve dipsiz bir kuyu olarak tanımlıyor. O dipsiz kuyu, o başlık oradan geliyor. Bu karanlık ve dipsiz kuyuda cinayetler birbirini izler. Halk deyişiyle Orta Doğu'da kimin eli kimin cebindedir bilinmez. Kim kimi neden öldürüyor? Bu soruların yanıtlarını anında bulmanın olanağı yoktur. Olaylar yıllar sonra aydınlanır. O da bir kısmı. Bu ifadeleri kullanmış yazıda. O yazısında. Evet. Ben dalmışım. Evet, hem cümlelerini dinliyorum. Güzel hem, oluyor, eline sağlık. Hem de dalmışım biraz. Bu iş biraz dalmakla ilgili oluyor. Konsantre ile ilgili. Evet. Boynundaki çizgileri takılıyorum. 24 Ocak 93'te de arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybediyor. Büyük bir istekle, büyük bir zevkle, hazla yapıyorum bunu. Bir, evet, canlı performans, yine bir etkinlikte çizmiştim. Metin Göktepe gibi. Bir toplu etkinlikte, halkın karşısında. Evet. Evet, saçlar. Evet. Yiğit gazeteci, evet. Neden gözleri en sona bırakıyorum? Korkuyorum. Ama korkma, olur. Yaparsın. Neydi? Hrant Dink, o da gazeteci. Evet, devgici gazeteci ve o da öldürülüyor. Bir güvercin tedirginliğindeyim demişti en son yazısında. Bir güvercin tedirginliğinde. Evet, şöyle çizgilerin yönüne doğru yakın plandan da bakabilirsiniz böyle. Evet, buradaki açıları veriyorsun, karalıyorsun, bunlara özgün orijinal çizgiler ben ekliyorum. Öyle dümdüz karalamıyorum. Böyle monoton çizgilerle. Durmadan değiştiriyorum. Evet, durmadan değiştiriyorum. Bir böyle. Evet, biraz da oradan buraya. Evet. Korkmuyorum. Yani burada bir yanlış çizgi çizerim diye. Ama gözler çok önemli. Ya bu evet. Karışıklığı, bu çizgileri çok beğendim, şey, evet, çözünürlüğü biraz zayıf ama ben görebiliyorum. Biraz geriye çıkalım. Yok, çok güzel görünüyor. Çok estetik görünüyor. Evet, bunun anatomisini vereceğiz. Buradan geçeceğiz. Yavaş yavaş bu açıyı veriyoruz şöyle. Evet. Biraz yaparken buna da yapıyorsun, bir yere odaklanmıyorsun, maymun gibi bir yeri taklit etmiyorsun, maymun gibi bir yeri yapayım da başka yere geçeyim. Bunu kaç kere söyledim, evet, hala söylüyorum, yeni gelen kişiler için söylüyorum tabii. Yani bunu burada niye yayınlıyoruz? Bir istek, zevk uyandıralım, yeni kişilere bir çalışma şeyi olsun. Belki ben de yapıyorum diyecektir izleyenler. Ben de yapıyorum. Nasıl yapacağım? Evet. Burada çizgiler, karışık çizgiler. Alında neler var? Alın çizgileri. Sence kaç yaşında bu? Yani bu fotoğraf sence? 40 yaşında gibi. 40, 50, 40, 45. Burada benim var. Oh, neyse. Yap, evet, tamam. Ben değil de belki darbe gelmiştir kağıda. Aslına bakmadık. Tabii suikastten bahsettik. Katillerinden bahsetmesek olmaz. Tabii İttaci ve Hizbullah gibi örgütler üstleniyor ama yani aradan geçen 30 yıla rağmen cinayetin üzerindeki sis perdesi
Aralanamıyor. Aralanmıyor ya da. Aralanmıyor, evet. Yargılaması zaten bu suikasta ilişkin yargılamalar 7 yıl sonra başlamış ölümünden. Evet. Vurumcu'yla beraber Ahmet Taner Kışlalı var, Muammer Aksoy var, Bahri Yüksek var, Bedrettin Cömert var, Erzurum Atatürk. Bunun hepsini kapsayan bir dava varmış. Davanın adına Umut demişler. Umut davası. Onları da kapsıyor. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava cinayetlerin ardındaki sırrı tam olarak ortadan kaldıramadı. Evet, ben heyecan duyuyorum. Heyecansız hiçbir şey olmaz. Evet, adım adım hedefe ulaşıyoruz. Çünkü uzun sürebilir. Evet. Buradaki ışığı, karanlığı çoğaltalım. Tabii gidiş yönüne doğru. Evet, herkeste var bunlar. Herkeste var, tekrar söylüyoruz. Ama farklı boyutlarda, farklı oranlarda. Farklı o boyutlarda, farklı biçimlerde. Birbirleriyle uyumlu, uyumsuz her şey var. İnsan yüzünde. Evet, bunu döndürüyorsun buraya. Evet. Evet. Gözlere gelmedik daha. Asıl işi oralarda. Ama gözlerin yani kirpiğini yapsan bile yani faydası yoksa estetiğe, büyük çizgilere, büyük doğrultuya faydası yoksa hiç boşuna uğraşma Uygur. Yani kirpiğini yapmışsın, yapmamışsın. Çok önemli değil. Benzemesine bir katkıda olmaz. Ana kütle yanlışsa sürekli kontrol ediyorum ana kütleyi. Böyle bir yanlardan hafif basık bir yumurta biçimde. Çizerken öyle diyordum yumurta biçimde. Evet, insanlar yürüyordu. Evet, çizgileri ezme. Uygur çizgileri ezme. Evet, burayı biraz daha kısabilirsin. Kıstıkça başka yere değişiyor. Alıyorsun şöyle büyük doğrultu. Artistik hareketler ya, yapmıyorum da böyle. Evet. Evet, biraz buradan, biraz buradan, biraz buradan. Biraz buradan. Evet. Bu karanlığın içinden başka ışıklar çıksın. Daha karanlık olsun buralar. Evet, alnının yumurtasını görelim. Evet. Evet, evet, evet. Şöyle, 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 şöyle. Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı. Bir an önce karartman lazım, karartman lazım. Evet. Evet. Saçları, 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 saçları. Geliyoruz. Biraz da gözleriyle uğraşalım mı? Biraz buradan, biraz buradan. O neydi Bob Ross? Manzara resmi çizerdi TRT2'de. Hayranlıkla izlerdik. Şuraya bir kanguru ekleyelim. Şuraya bir sarı ekleyelim ağacın üstüne. Alıyordu boyayı. 35 dakikada bir tablo çıkartıyordu. Sürüyordu fırçayı. Evet. Gözlerdeki iradeyi, kararlılığı yapalım. Evet. Seninki de çok yumuşak görünüyor. Yumuşak dokular görünüyor. Evet. Güzel oldu. Oluyor, 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 oluyor. Biraz oradan, biraz oradan, biraz oradan. Biraz oradan. Evet. Şimdi geliyoruz. Evet. Bunu yaparken burayı da yapıyoruz. Burayı yaparken burayı da yapıyoruz. Burayı yaparken burayı da yapıyoruz. Aynı hizayı veriyoruz. Ama ışığı tam noktasına koyman lazım. Orası. Işığını koy bakalım buraya.
Diğerinin de ışığını koy, ondan sonra rahat hareket edebilirsin. Altındaki daireyi çiziyorsun. Bunun altındaki daireyi, yani dairesel formu çiziyorsun. Karalıyorsun. Evet. Al sana keskin irade. Evet, alıyorsun buraya. Biraz buraya. Evet. Gözler. Evet. Tabii bu silinmez. Alıyorsun, çiziyorsun. Alıyorsun. Aa, çok teşekkürler. Önce suyumu içeyim. Evet, teşekkür ederiz. Maden suyu. Evet. Gözlerdeki ifadeyi yapıyorsun. Evet, ışığını kaybetmiyorsun ama ışığını koydun oraya. Ondan sonra gözün üstündeki diğer formlara geçiyorsun. Buraya eşitliyorsun şöyle. Evet, karışık çizgiler. Karışıklığın içinden bir düzen. Düzensizliğin içinde düzen. Düzensizliğin içinden bir düzen çıkıyor. Evet. Biraz buraya giriyorsun. Hah. Evet, biraz buradan gidiş yönüne doğru veriyorsun. Devam ediyorsun. Resim çizerken konuş. Evet, konuşuyoruz. Ne güzel ya. Evet. Ben çok sevdim bu işi. Çok tuttum bu işi. Evet. Çok tuttum bu işi. Gözler de kendini belli etti. Evet. Evet, biraz daha buraya. Biraz da buraya. Biraz buraya. Tabii buradaki, evet, burası biraz karanlık. Onun hissini veriyoruz. Bunun da burası karanlık. Evet, geliyorsun. Evet. Kırşehirli demiştin değil mi? Kırşehir'de heykeli vardı bir yerde ya, değil mi? Kırşehir'de heykeli var mı? Kırşehir doğumlu. Aha, Kırşehir doğumlu. Belki anmak isteyen olmuştur. Evet. Ben bu işi çok sevdim. Ben bu resmi çok sevdim. Evet. Şimdi kalemi tekrar böyle tutuyoruz. Büyük doğrultuya bakıyoruz. Buradaki şeylerin eksik olduğunu görüyoruz. Saçların eksik olduğunu görüyoruz. Biraz buraya ışık giriyoruz. Böyle buralar boş kalmasın böyle. Evet. Boşluk ve doluluklar. Tabii bunları dinlenme amacıyla daha asıl şeye girmedim. Gidiyorum şu an. Yanağına biraz incelik veriyoruz. Evet. Biraz inceltiyoruz buradan. O zaman şöyle karalayalım ki ortaya çıksın. Evet. Karala daha hızlı. Çünkü zamanın azalıyor. Tabu da hızlı çıktı ya. Evet. Yanağını ortaya çıkarmak için yaptım. Burası açık, burası koyu. Burası koyu, burası açık. Evet. İşte o. Ölçmek için yapıyorum. Burası eksik mi oldu? Gerçekten 1 milimetre görüyorum ben. Ben görüyorum, burada bir eksikliği görüyorum. Şu an uzaklaşınca görüyorum. Burayı da öyle hissediyorum. Bazen de hissederek yapıyorum. İçimdeki sezgilerle. Evet. Buradaki, evet. Göğsünün kılları görünüyor burada. Buna da demişlerdi. Evet. Daha hızlı. Buradaki ışıkları azaltıyoruz. Ama ışığı azalttık ama tamamen koyu karanlık yapmıyoruz. Burada bir çizgi. Sanki nehir. Kederli bir nehir ırmağı gibi buralardan akıyor. Evet.
Ama yüzünde keder görmedim ya. İnanç gördüm. İnançlı bir gazeteci, evet. Buradaki şeyi azalttık. Ama gözlere geleceği zaman bitirmedik. Şu an bir ruh eksik. Görüyoruz. Şeyin gölgesi düşmüş. Gördüm. Evet. Girelim buradaki şeylere. Kalem güzelmiş. Göz pınarlarına. Göz pınarlarındaki ışığa. Fazla mı oldu burası? Hemen kesersin buradan. Burası fazla mı oldu? Evet. Hemen biraz kes. Ondan sonra bunu buraya kat. Yanlış yapmışsan bunu buradan eritebilirsin. Evet. Geçelim şuraya. Burada bir kuyruk daha var. Evet, tabii form. Leke. Anlayış. Gözlüğün beyazı. Evet, kararıyorsun. Leke gözlük. Evet, onu da alıyorsun şuradan. Bir çizgi buraya. Bir çizgi buraya. Paraları boş beyaz bırakarak gözlüğü belli ediyoruz. Tabii, kağıdın beyazını kullanıyoruz. Ölçüsünü yapıyoruz. Ölçüsüz. Kaçta oldu? Burada bitti. Tabii biraz daha gölgesi düşmüş. Çözünürlüğü daha güzel bir şey olsaydı. Tabii hissederek yapıyoruz biraz daha. Suna yakın dediği gibi hissiz senetlerimizle yapıyoruz. Hisse senedi değil de hissiz senetler. Suna yakın öyle demişti. Ben çok beğenmiştim o cümleyi. Hissiz senetler. Ben de hissiz senetlerim. Benim de hissiz senetlerim çizgilerim. Çizgilerime verdiğim ruh böyle dümdüz gitmiyor işte arkadaşlar. Burada çizgi böyle dümdüz gitmiyor. Gidiyor başka şeyle birleşip başka şeye dönüşüp başka bir çizgi oluyor. Al sana. Öyle düz doğada düz çizgi yok. Geliyor kayboluyor bir yere çıkıyor. Geliyor kayboluyor bir yere çıkıyor. Ben görüyorum çok yaptığım için ben buradaki şeyi herkeste var. Gerçekten herkeste aynı şey var gerçekten. Olmayan yok. Yani. Gerçekten sende de var, bende de var, Eren sende de var, Öykü'de de var, herkes de var ama farklı oranlarda. Görüyorum orayı. 30 evet. Dakikaya açmışız. Ya da benim daha işim daha bitmedi. Acelemiz yok bir dakika. Evet. Acelemiz yok. Bunlar da bu yöne doğru gidiyordu. At gitsin, tak, çek. Bu kalemin güzelliği niye birdenbire karartmıyor o yüzden. Birdenbire kartmadığı için daha yani hedefe ulaşmak için çizgileri yavaş yavaş evet alnın yumurtası burada başka formlar var arkaya doğru gidiyor onu hissi vermek için de ne yapacaksın arkaya gidiş yön çizgileri atacaksın buraya böyle o yuvarlaklığı o arkaya gidişini verebilmek için. Buraya da böyle bir yön çizgisi attı mı birbirine benzemeyen, birbirini etki monoton olmayan çizgiler attı mı döndürdü mü? Bak öyle dümdüz çizgi değil, böyle keskin ayrım yok. Bak kuşa bak. Çocuklara yemek yedirirken bak kuşa bak derlerdi. Bak kuşa bak. Ağzına yemeği doldururlardı. Bak kuşa bak. Bak kuşa bak. Bak çizgiye bak. Biraz çocuklaştın mı ne ya? Çizerken. Ya ben çok seviyorum ya. Gözleri şu an yeşil görünüyor. Ben biraz sonra dokunacağım. Açık renk çünkü. Ama bunun gözleri çok açık değil. Oraya bir küçük bir ton farkı ekleyeceğim. Ben çok beğendim bu işi ya. Ondan sonra bu kalemle mi çizsem acaba ya? Sanat zaten çocukluk. Evet. Picasso demiş ki Rafael'i taklit ettim 4-5 yıl. Yani onu kopya ettim sanat öğrenmek için. Ama ömrümün geri kalan kısmını çocukları taklit etmekle geçti. Evet. Biz de çocukluğumuzu unutmayalım. Her yeri de doldurma. Evet. Her yeri de doldurma. Evet. Buraya bir gölge biraz daha.
Biraz da buraya elmacı kemiğini gördüm buradan. Burada gördüğün izini hemen buraya bir çizgi daha. Bununla gidiş yönüne doğru verdin mi çizgiyi? Vav vav vav. Paraların üzerinde şey resimler var ya, aynen ressamlara çizdiriyorlar. Artık günümüzde bilgisayar çiziyor ama oradaki böyle yön çizgilerini, her şeyini bilgisayarda ilk önce ama ressamlar çizermiş onları. Evet, burada bir koyu bir gölge var. Bunu böyle böyle alalım. Karalıyoruz. Evet. Evet, evet, evet. Şimdi keskin hatlara geçiyoruz. Evet, Anadolu turada. Burada da bir gölgelik var. Bütün bir kütle gölge. Işık buradan geliyor. Buralar tamamen gölge. O zaman ben de buraları gölgeleniyorum. Hafif gülümsemedi mi ne? Canlandı. Çok hafif. Şey, Hazreti Musa heykelini yapmış Mikelanj. Sonra o kadar canlı yapmış ki. Sonra kafayı bozmuş, çekici fırlatmış, hadi canlan demiş. Öyle böyle diyorlar. Hadi canlan. Evet. Vav 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 vav. Demek ki Picasso çocukları taklit etmiş. Evet, o zaman taklit etmeye gerek yok. Çocuk olursan. Evet. Ha, bir dakika bir şey daha söyleyecektim ya. Çok önemli bir şey daha. Çocukluğunu yaşayamayan yaşlıların çocukluk yapmaya binlerce kez hakkı vardır. Evet. Belki Uğur Mumcu'nun da bir oyuncağı vardır çocukken. Var mıdır acaba? Vardır. Var. Şimdi gelelim gözlerim rengine, acele etmeden. Buradan geldi. Burada döndü içeri. Buraya bir ışık daha ekledim. Bu ışığı kaybetmiyorum. Evet, bu arada tabii. Evet. Buraya bir çizgisini attın mı? Bunu da aşağı doğru verdin mi? Şimdi yüzünün bebeğine verdim mi çizgiyi? Şöyle. Evet ya. Burada da bir çizgi daha ekledim mi? Evet. Biraz yaparken bu ışığı azaltıyorsun. Evet, yanlardan. Evet. Biraz bunu çoğaltıyorsun. Biraz buradan çoğaltıyorsun az bir şeyi. Evet, bu gözü biraz kısıyorsun. Birbirine eşitlemek için. Evet, biraz da buraya ineliyorsun. Evet. Bunu alıyorsun buradan, biraz küçültüyorsun. Her şey birdenbire olmuyor işte. Evet. Evet, bunu alıyorsun buraya. Bunu küçülttüm biraz. İki gözü eşitme. İnsan yüzü simetrik değilmiş ya. Ama tabii buna sığınmıyorum. Yani evet. Bu söze sığınmıyorum. Samimi içten söylüyorum. Buraya bir çizgi. Evet. Keskin irade, kararlılık buraya yansıyor. Evet. Biraz buradan. Biraz buradan. Yanlışını görüyorsun. Tabii yorulunca bırakacaksın tabii de. Evet, şu an. Bence etkili oldu. Evet. Yanlış bir yer varsa söyle ki canlı yayında düzeltelim. Ben uzaktan belki kaçırdığım bir yer olabilir. Yok, bence güzel oldu. Gayet etkiyi verdik. Yani gözleri işitmeye, büyüklüğü. Eşit görünüyor, sorun görünmüyor. Evet. Ama biz etkiyi ruhu aldık, yeter. Evet. Uğur Mumcu'nun ruhunu aldık, yeter. Tamam. Şu dudağını biraz, buraya biraz kısmam lazım ama ben bunu şimdi gördüm. Bunu biraz buradan anlatabilir miyim? Evet, buradan biraz kısmam lazım. Şimdi evet. Tabii gidiş yönlerine doğru böyle bir dikmeler yapıyoruz. Evet. Buraya da büyük çizgiler çizdim mi şöyle. Evet. Şimdi biraz sonra bitirelim istersen. Tabii. Ama son bir keskin hatlarını çizeyim. Tabii, sen ne zaman imzanı atarsan o zaman bitirelim. Biz isteyenlere bunları ulaştırabiliyor muyduk? Sergi mi açacaktık? Bir bakalım ilerleyen zamanlarda zamanlarda. Belki bir alışveriş şeyi açarız. Sergileriz ya da fotokopilerini yollayabiliriz isteyenlere. Orijinal tıpkı basımlarını yaparız.
Ona tıpkı basım diyoruz herhalde. Tıpkı basım. Bir bakalım. Evet, biraz daha buraya girdi mi? Bir dakika, bu saçı da... Evet. Bu böyle bu tarafa doğru bir rüzgar vermiş. O da benim gibi saçlarını böyle tar, eliyle tarak kullanmıyor herhalde. Evet. Evet. Umumcunun ailesi isterse ulaştırabiliriz bunu. Evet. Eğer tabii bizi görürlerse. Zeki Müren de bizi görecek mi? Neydi o? Zeki Müren de bizi görecek mi? Burası fazla olmuş, onu gördüm. Evet. Buraya bir dalga girmem lazım. Biraz buraya, kulağın burasına. Evet, gördüm. Bunu biraz daha bu tarafa almam lazım. Evet. İşte bu. Evet, işte bu. Bize anlatabilirsin. Evet. Şu burun kenarındaki çizgiye şöyle bir tane bir şey, yön çizgisi attım mı? Bak, yani burası görüyorum ben. Onu gördüm. Tabii daha ararsan daha çok. Bu kısa süreli bir çizim. Adam sağ 3 yılda yapmış Mona Lisa tablosundaki gülümsemeyi diyorlar. Leonardo. La Gioconda adlı tabloda. Mona Lisa. Nereye atayım benim zayım? Sağ alt güzel bence. Buraya görünüyor mu? Biraz daha yukarısı. Orada şurası olabilir. Şurası boş. Sen istediğin boş bir yere at. Şuraya atıyorum. Tamam. Eline sağlık babam. Evet değerli arkadaşlar, sizlerin de desteğini bekliyoruz. Paylaşım olur, beğen olur, abonelik olur, yorum olur. Şimdiden çok teşekkür ederiz hepinize. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın diyelim.